Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu 200 cc ATV motorların ne kadar yük çeker, kaç kilo yük çeker, bununla ilgili olacak. Dün anket yaptım, sizlere sordum. Sizlerden de olumlu yanıtlar geldi. Arkadaşlar anketimiz sürekli devam edecek. Çünkü sizin görüşlerinize, önerilerinize ve fikirlerinize ciddi anlamda ihtiyacım var. Onun için sürekli sizlere danışacağım. Sizlerden gelen yanıtlara göre yol izleyeceğim. Ona göre videolar çekeceğim. Arkadaşlar bu benim 3. motorum. Daha önce yine 200 cc vardı. Ondan önce ilk aldığım motor 150 cc idi. 150 cc ile 200'ün arasında çok bir fark yok güç olarak. Çünkü ben 150 cc'lik motorumla çekmiş olduğum yükü bu motorla da çekiyorum. O da çekiyordu. O motorum ise, hani merak edenler için söyleyeyim, Kanuni 150U Offroad. Bu ise Yuki YK200, bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Arkadaşlar bu motorla birçok yük çektim. Resimlerini bulabilirsem yine videoya atacağım. Örnek veriyorum, toprak çektim, kaldırım taşı çektim, odun çektim. Buna benzer birçok yük çektim. Hani ancak yüklerin sizlere kilogram söyleyemiyorum. Hani kaç kilo olduğuna dair sadece tahmin üzerinden konuşabiliyorum. Toprak ve taş biliyorsunuz çok ağır olduğu için ortalama 400-500 kilo gözüyle bakıyorum. Ancak kilosunu bilmiyorum. Sadece kilo olarak şöyle, onun videosu yok maalesef. Çünkü o zaman YouTube kanalımı açmamıştım. 6 torba çimento yüklemiştim romorkuma. Artı 2 kişiydik. 2 kişinin toplamı da 160-170 kilo civarıydı. 6 torba çimento ile beraber yaklaşık 460-470 kilo. Belki bagajımda da o an için ufak tefek birkaç eşyam varsa neredeyse hep beraber yani 500 kilo rahat vardık. Ve motor gayet zorlanmadan dik bir rampadan da çıktım. Hani çok öyle hafif alınacak bir rampa da değildi. Dik bir rampaydı. Gayet kolay çıktı. Aynı zamanda yine toprağı çektim. Yalnızdım, ancak söylemiş olduğum gibi resmini atarsam siz de göreceksiniz. Romorkum full doldurdum. Ve toprak kum yaştı biraz. Oldukça ağırdı. Ve motor onu da zorlanmadan rahatlıkla çekti. Bu videoyu neden çektiğimi soracak olursanız, çok bu tarz sorular geliyor. İşte hani 150 cc'lik, 200 cc'lik veya daha küçüğü 125 cc motorla ne kadarlık bir yük çekebilirim? Ne kadar meyilli bir rampaya çıkabilirim? Kaç derecelik bir rampaya çıkabilirim diye sorular geliyor. Ben köyde oturuyorum. Sürekli yük olarak bütün işimi bu ATV motorla görüyorum. Odun çektim örneğin. Odunda arkadaşlar, özellikle kuru olduğu için romorkunuz ne kadar büyük olursa olsun istediğiniz kadar yükleyebiliyorsunuz. Çekebiliyor. Sadece eksi bir tarafı var. Örnek veriyorum, römorka attığınız yük motordan fazla olur ise rampa aşağı inerken motorunuzu sürükleyebiliyor. Yani tehlikeli yanları da var. Bunlarda takviye vitesi olmadığı için de sürekli fren yaptığınız zaman balatalar ısınıp balatalar yapışabiliyor. Sonra bir anda saldığı zaman motorunuz fren tutmuyor. Bu birçoğunuzun başına gelmiş. Çünkü bana bu konuda yorumlar geldi. Ben bu motorumda yaşamadım öyle bir sıkıntı. Ancak Kanuni'de olmuştu. Sürekli dik bir rampadan inerken ayak frenine bastığım için balatalar ısınıp o şekilde bir anda salmıştı kendini. Arkadaşlar onun dışında yine un çektim. Onun videosu kısa süre önce gelmişti. O 4 torbaydı. 4 torba un da 50'şerden 200 kilo olduğu için o şekilde kilogramları belli oluyor. Bazı durumlarda eğer kilosunu belli edebileceğim yükler olursa özellikle o videoları çok çekmek istiyorum. Olursa öyle bir video konusu çekeceğim. Sizin merak konularınız da hani giderilsin istiyorum. Kafanızda herhangi bir soru işareti olmasın. Bu ve bunun tarz bir motor alacak olduğunuz zaman. Kanuni ile arkadaşlar çok yük çektim. 150'lik olmasına rağmen çekişi çok güçlüydü. Sürekli ben bu Kanuni 150U Offroad olan modelden bahsediyorum size. Çünkü ondan 200 cc'lik bir Cuba 200 Elant'a geçtim. Kanuni'nin çekişi bana göre Cuba'nın 200'lüğünden daha fazlaydı. Çünkü bunu sürekli kullanmış olduğum için fark ediyordum çekişini.
Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, rampa aşağı inerken eğer ki yükü iki defada götürme ihtimaliniz varsa bu şekilde götürün. Riskli bir tarafı varsa ve örnek veriyorum, rampa aşağı inerken uzun süreli bir rampa ise ve aniden durmanız gerekiyorsa veyahut da o rampanın ucunda bir viraj varsa, keskin bir viraj sizin için tehlikeli olabilir. Botunuzu sürükleyip veyahut da yan yatırıp takla attırabilir. Bunu da göz önünde bulundurarak ona göre yük atın. Ancak ben bu motorumda henüz öyle bir problem yaşamadım. Hem frenlerinden memnunum, hem de çekişinden olsun. Hiç yani çekiş olarak beni yarı yolda koymadı. Kaldırım taşı doldurdum arkadaşlar. Yine onun da kilosunu bilmediğim için sizlere bir şey diyemiyorum. Ancak o da çok ağırdı. 400-500 kilo o da vardı. Onda da hiç problem, sıkıntı yaşatmadı bana. Gayet rahat çekti. Yani sizlere özetçesi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu motorla düz dahi yolda, yani asfalt düz bir yolda 1-1,5 tonluk arabayı dahi çekebilir. İleride öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Arabayı dahi rahat çekebilir. Bu sizin çıkacağınız rampaya göre değişir. Rampa ne kadar dik olursa sizin çekişiniz o kadar azalabilir. Ve tabii ki sizin atacağınız yüke bağlı römorkunuza. Yük ne kadar az olursa ona göre çeker. Yük ne kadar fazla olursa ona göre de hem çıkışınız, motorunuzu zorlamış olursunuz, hem de inerken söylemiş olduğum gibi sürüklenme riskiniz olabilir. Bunu zaten sürekli bu motoru kullanıp yük çektiğiniz zaman bir zaman sonra artık siz de ne kadar yükte zorlandığını ve ne kadarlık bir yükte sizi sürükleyeceğini kendiniz de tahmin edip çözebiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar, bu videodan size söyleyecek olduklarım umarım yararlı olmuştur sizler için. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.